Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4 çıkmış soruların çözümleri. 2004 Bahar dönem sonu. 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde temiz vardır? Temiz vardır derken ve konu Arapça 4 ise sayıların temizi ile alakalıdır. 1 ile 2'nin temizi olmazdı. Bunu bilmemiz yeterli. 1 ve 2 sayıların temizi olmaz. Kendilerinden önceki kelimenin sıfatı olurlar. Bunu bilmemiz yeterli. A şıkkında isnetani var, 2 demek. B'de vahide var, 1 demek. D şıkkında vahid var, 1. E şıkkında isnani var, 2. Geriye ne kaldı? C'de aşer var, 10. Bitti. Demek ki nedir? C şıkkında temiz var. Temiz müdündür. Dördüncü soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bede fiili tam fiil olarak kullanılmıştır? Tam fiil olarak kullanılmıştır demek şu demektir. Yani ardından muzari gelmemesi gerekiyor. Ardından muzari gelmedi ise tam fiil olarak kullanılmıştır. A şıkkı bede fiili var. Devam ediyorum. Burada muzari var. Muzari olduğunu başındaki Y'den aldım. Muzarat alameti. Eteyne kelimesindeki harflerden her biri muzarat alametidir. Yani o fiilin muzari olduğunun işaretidir ki burada Y var. Onun muzari olduğunu anladım. B şıkkında BD'den sonra yine bir Y ile başlayan kelime var. Bu da onun muzari olduğunu gösteriyor. D şıkkında BDE yine var. Ardından Y ile başlayan yine bir fiil var. E şıkkı BD var. Ardından yine Y ile başlayan bir fiil var. Tabi Y ile başladığı onun muzari olduğunun garanti belgesi değil yani. Yesura diye bir fiil olabilir yani. Mazi Y ile başlayan hiçbir fiil yok. Var. Muzari olduğunu anlamak birazcık çekim ile alakalı olmayı da gerektirir. Sonuçta her birinde muzari var. Muzari oldukları için aranan şey değillerdir. C şıkkında BDE tam fiil olarak kullanılmıştır. Nereden anladık? Çünkü tam fiil olarak kullanılmaz ise kendilerinden sonra muzari gelmesi zor olmuştur. Tam fiil kullanılmadı. Ardlarından hep muzari geldi. C şıkkında tam fiil olarak kullanıldı. Bu yüzden ardından muzari gelmedi. Kâde fiili mukarebe fiili olarak kullanılmamıştır. Ne demek bu? Tam fiil olarak kullanılmıştır. Nerede? Aynı bilgiye dayanıyor. Mukarebe fiil olarak kullanılmadığı yani nerede muzari yok. Türkçesi bu. 5 şıkkında muzari yok. Kâde'den sonra el mücrim var. Elif lamlı bir, yani isimdir. Ardından linnâsı var. O da elif lamlı yani o da isimdir. Oysa A şıkkında kâde yekâdü. Ne var? Görüyorsunuz gene muzari var. Dehale yedhulü. C şıkkında sekata yeskudu yine fiil var. D şıkkında harece yehrucu fiil var. E şıkkında necehe yencehu tencehu yine fiil var. Hangisinde muzari yok? B şıkkında yok. Dolayısıyla aranan cevap B'dir. Hangi bilgiye ihtiyacınız vardı? Dördüncü soruyu cevaplarken hangi bilgiye ihtiyacınız varsa 5'te de aynı bilgiye ihtiyaç vardı. 6. Cezmetmeyen şart edatı hangisinde var denilmiş ya. Cezmedenleri ezbere bilmeniz gerekir ki benim önerim. Bir tane hangisi cezmeder bunu bilin. İki tane hangisi cezmeder bunu bilin. Hangileri cezmetmez bunları bilin. Yani her birini bilin. O kadar uğraşamam diyen varsa hiç çoktan bir tane cezmedenleri ezberlesin. Bir de hiç cezmetmeyenleri ezberlesin. Zaten bunun dışında ne varsa iki tane cezmedendir. Cevap E şıkkı, yani neden E şıkkı diye bir şey söyleyemeyeceğiz. Çünkü lev cezmetmez yani. Olay bu. Ezberlenmesi gerekiyor ilgili üniteden. 7 doğru çeviri hangisidir denilmiş. Ma teşteri. Ma her ne teşteri ente sen satın alırsan al. Min haze sugi şu çarşıdan bu çarşıdan. Tedfa ente sen ödersin semenen bir bedel ki galiyen fazla. Bu çarşıdan ne alırsan al fazla para ödersin ne doğru. Bu çarşıdan satın alma. Satın alma ne demektir?
Bu çarşıdan satın alma, nehi hazırdır. Bu çarşıdan satın alırsan bir şart var. Alırsan şöyle olur. Yani şart cevap var. D şıkkında bu çarşıdan alma ki fazla para ödemeyesin. Yine benzeri bir durum, şart cevap durumu. Bu çarşıdan ne bulursan parasını fazla ödersin. Bulmakla alakalı ki bulma fiili burada mevcut değildir. 8 cevap cümlelerinin hangisinin başına F harfinin gelmesi gerekir? Birkaç madde vardı, onları ezbere bilmek önemlidir. Bunlar neydi? Cevap cümlesi isim cümlesi olduğunda, cevap cümlesi esa, leyse, bi'se, ni'me gibi camit bir fiil ise, emir cümlesi, nehi cümlesi, temenni, soru gibi talep ifade etmesi, cevap cümlesi böyleyse, cevap cümlesinin başında mala, len gibi olumsuzluk edatı varsa, cevap cümlesi başında gassin, sefe varsa. Öyleyse bakalım 8'e. 8'de hangisinde öyle bir durum söz konusu? İza cae gelince ke sana haberun sarun mutlu bir haber. İhmet Hamide yahmidu veya yahmedu. Hamide yahmedu. Hamide yahmedu kökünden geliyor. İhmed olur, emri hazır olur. Esrelenmiştir hemzesi. Muzari'nin anne fiili feta olduğu için. Emirdir yani cevap cümlesi. Bu yüzden buraya dahil olması gerekir. Emir olduğu için, emri hazır olduğu için. 12. Hangisinde manevi tekidin kullanımı hatalıdır? Mesela D şıkkını çizmişler. Tabi neden? Ra'aytu ra'afitu fa'il eddali be mef'ul olur. Talip bir kişi yani müfrettir. El müştehit onun sıfatı olur. Ra'aytu ben gördüm. Eddali bel müştehit. Çalışkan öğrenci. Öyle çalışkan öğrenci ki bu yedrus ders çalışıyor. Yani çalışkan öğrenciyi ders çalışır iken gördüm demek daha doğru. Hal yaparız yedrusuyu. Ardından kül gelmiş. Kül yani hepsi, bütünü. Ya zaten bir öğrenciden bahsediyorum. Bütün öğrencinin hepsi ne demek? Anlaşıldı mı? Kül bütün demek ya, hepsi demek ya. Burada bu olmaz. Ne olur? Ayn olabilir, nefs olabilir. Aynuhu, nefsuhu. Uygun olan onlardır. Kül bütün manasında. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bedeli ihtimal var? 4 çeşit bedel vardı. Kül, bazı, ihtimal, mübayin. Mübayinin diğer adı galet idi. Şeribe içti el veledü. Velet içti. Yani çocuk. Neyi içti? El lebene sütü. Ki sütten de maksat ekser. Yani çoğunu içti. 1 litre süt var. Bir de onun çoğu var. Atıyorum 1 litreden 800 milimi içilmiş. Nedir? Bedelül bazıdır. Parçasıdır. Tamamı değil sonuçta. B şıkkı zara nicar hasen. Bedeli ihtimal var mıdır? Car komşu. Komşudan maksat Hasan yani. Ne oldu? Bedeli kül oldu burası. C üstaz Ahmet. Üstaz öğretmen. Ahmet de aynı öğretmen yani. Öğretmenden kasıt Ahmet. Öğretmenle Ahmet aynı kişi. Dolayısıyla ne olur? Kül olur. Bedeli kül. D şıkkı Kur'an ardından nisf gelmiş. Nisf yarısı. Kur'an 600 sayfa ise nisf 300 sayfa olur. Dolayısıyla ihtimal olmaz. Ne olur? Ba'z olur. E şıkkı Eşşabu ilmuhu. Şab gençler. İlmuhu gençlerin ilmi. Gençler ile ilmi yani ilim gencin bir parçası mıdır? Bir kolu, gözü, kulağı gibi bir parçası mıdır? Maddi bir parça mı? Değil. Peki gençler ile ilim aynı şey midir? Değildir, yaşlarda da ilim var. Peki gençler değil ilim ilim diyebilir miyiz yani mübayin mi var? Yo, ihtimal var burada. Bir özellik var. Gençlerin ilmi, gençlerin ahlakı, gençlerin konuşması, gençlerin davranışı, gençlerin yürüyüşü, bakışı gibi. Bunlar hep ne? İhtimal örnekleri. Kül olsa birebir aynı olurdu. İşte öğretmen yani Ahmet, işte başbakan yani şu, cumhurbaşkanı yani şu, müdür yani şu gibi eşit olması gerekiyor. İşte padişah yani şu gibi, işte Fatih Sultan Mehmet gibi veya halife işte Hazreti Ömer gibi.
Kur'an demiş. Kur'an nisfı yani yarısı denilmiş. Üçte biri olabilir, beşte biri olabilir, yüzde biri olabilir. Burada sene der, ay der. Sene ay olayına baktığında parçasıdır. O şekilde. Ekser de aynı şekilde yine bazı olur. Çoğu da olsa parçası yani aynı şey birebir değil. Burada bedeli kül sorulmuş. Az önce anlatmaya denedik. Bakalım tutacak mı? Dedik ki E şıkkında ne var? El Halife Osman var. Halife ile Osman aynı şeydir. Yani halife nokta nokta sorusu çokça çıkmakta. Yaygın kullanım. Halife nokta nokta. Nedir o? Halife ile Osman aynıdır. Burada Ömer de olsa yine bedeli kül olurdu. Değişen bir şey yok. Hemen üstünde kamis ile levn kullanılmış. Levn renk demek. Ne olur? İçtimal olur. İşte huluk demiş. Ahlakı. Tabi huluk. Nisf yarısı bazı olur. Huluk içtimal olur. 15. Ma e'vera hazer racul denilmiş. Tabi e'ver kelimesi ef'alu fa'la'u kalıbında sıfatı müşebbehe olduğundan bir problem oluşuyor yani. Yanlış olmasının nedeni o. Direkt bir şekilde olamaz. Maddelerde vardı o. O şekilde olduğunda belirli şartlar var. O şartlar olması gerekiyor. Önüne gelen fiili aktararak tacip sıgası elde edemiyoruz. 9'a bakalım bir. 9'da gayrimusayyif olmanın gerekçesi sorulmuş. Cümlesinde yer alan gayrimusayyif kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisine uyar? Önce gayrimusayyifi tespit edeceksin. Sonra gerekçesini burada bulacaksın ki aslında çok basit bir soru. Osmanu bir söyleyelim. Alem ve Elif Nun denilmiş. Evet. Osman nedir? Alemdir. Yani özel isimdir. Osman'ın özel isim olduğunu herkes bilir. Sonunda Elif ve Nun var. Elif ile Nun, yani Elif ve Nun ile biten özel isimler nedir? Gayrimusarif'tir. Basit bir soruydu. Gayrimusarif'e dair de geniş bir çalışmamız mevcut. Öneririz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde irab yanlışlığı vardır? Basit bir soru yine ama gayrimusarif ile alakalı. Nezartu, nezara fi tu fail ile nevafize yazmışlar. İla harfi cerdir. Nevafiz gayrimusariftir. Gayrimusariflerin cer hali fetha iledir. Evet, bu da fethayı almış. Ama iki durum var ki o iki durumda gayrimusariflerin cer hali esre ile olur ki onlardan biri burada gerçekleşti. Gerçekleşmiş. O yüzden Feltek Z'de fetha değil esre olmalıydı. Nedir o gerekçe? Nevafiz gayrimusarif doğru ama muzaf konumunda. El beyt onun muzafın ileyhi. Nereden anladın? El beyt'te esre var. Muzafın ileyh konumunda. Gayrimusarif kelimeler muzaf olduklarında cer halleri esre olur. Eğer gayrimusarif olan bir kelime muzafsa ve cer konumundaysa bu durumda esreli yazılması gerekir. İşte bu ilke, bu istisna durum atlanılmış da gayrimusarifin standart irabı verilmiş. Bakalım öğrenciler. Gayrimusarif raf halinde ötre, nasb ve cer halinde fetha alır deyip konuyu bırakmışlar mı? Yoksa şu iki durumda cer halleri esre iledir, bunun dışında fetha iledir diyebiliyorlar mı? Bunu burada görmek istemişler arkadaşlar. Gayrimusarif ile alakalı bir konu dedim. Mesela A şıkkına bakalım. Ra'eytu inde nedir? Zarftır ve muzaftır. Muzaf. Ahmet muzafın ileyh. Ama Ahmet ney? Gayri musarif. Bu gayrimusarif niye esre alamıyor burada? Çünkü muzaf değil ki. Muzaf olsaydı başındaki zarf ki o muzaftır aynı zamanda. Ahmet de muzaf olsa ne olur? Esre alması gerekirdi. Tıpkı şurada anlattığım şey gerçekleşirdi. Niye gerçekleşmedi? Ahmet muzaf değil. Nereden anladım? Bu muzaf olsa ardından gelen kelimenin muzafın ileyh olması gerekirdi. Yani veled kelimesi. Veled muzafın ileyh ise kendisinde tenvin ne arıyor? Muzafın ileyhte tenvin olmaz. Oradan yola çıktık. C şıkkı iştaratü fi Lübnan. Lübnan nedir? Yine gayrimusariftir. Gayrimusarifin cer hali fethadır demiştik. Fethayı almış. Niye esra almamış?
Esir alması için bunun ya muzaaf olması ya da Elif Lam'da olması gerekir. İki istisna odur. Muzaaf mı? Değil. Kendisinden sonra gelen kelime ki o da kitaptır, tenvinlidir. Madem ki tenvinlidir, muzaafın ileh bundan olmaz. Madem sen bundan muzaafın ileh yapamadın yani kitaptan, o zaman Lübnan'a da muzaaf yapamazsın. Muzaaf değil, elif lamlı değil. Bu durumda nedir bu? Gayr-ı musarrifin bu durumdaki cer hali fetha iledir. Yani cer denince aklınıza hemen esre gelmemeli. Cer yani mecrur eşittir esre. Böyle bir şey yok. İsimlerde irab adlı üniteyi, videoyu izlemenizi öneriyoruz. Lübnan niye gayr-ı musarrif? Lübnan nedir evvela? Özel isimdir Lübnan. Lübnan, Beyrut. Yani Arapça basılmış elimizdeki kitapların da çoğunda Lübnan, Beyrut yazar zaten. Nedir? Özel isimdir. Başka Elif ve Nun ile bitmiştir. Az önce geçen Osman vardı hatırlayın. O da özel isimdi ve Elif Nun ile bitmişti. Lübnan da özel isim ve Elif Nun ile bitmiştir. Eşittir, gayrı musariftir. D şıkkı bakıyorum. Ehmer var. Ehmer'u sıfatı müşebbehedir. E şıkkı İstanbul kelimesi nedir arkadaşlar? Yine gayrı musariftir İstanbul. Neden gayrı musarif? İstanbul bir kere Arapça sonradan dahil olmuştur. Acemi yani ucme. Diğer özelliği ise alem oluş. Bunlardan dolayı gayrı musariftir. 11. Aşağıdaki kelimelerden hangisi müzekker kelimenin tekidinde kullanılamaz? Şu kelimeleri yani tekit konusunda bu ecme'u, cema'u bu kelimeleri yani orada çok da güzel yazamamışlar. Sıralaması bakımından güzel yazamamışlar. Siz bunu müfettesine, cemi, müzekker, müennes şeklinde kendi anlayacağınız şekilde bir tablo halinde yazın ezberleyin. Cema'u müennestir. Müzekkerde kullanamazsın yani. Olay bu. 16. Altı çizgi kelimenin zıt anlamlısı, zıt anlamlısı sorulmuş. Ya daha önceden ezber yapmış olmak ya da tahminde bulunmak gerekecek. Yani bunun başka bir çıkışı yok. A şıkkı doğru. 20. Nida harfi ile alakalı. Nida, münada konusu. Ne olur? Ya saigan olur. Saigasse yarati. Burada muzaf. Diyor ki bunun şibi muzaf. Yap. O zaman saigan esseyarate şeklinde. Yani fethalanır kendisinden sonra gelen. Saigan bu da mensup şeklinde yazılır. Şibi muzaf oldu mu bu şekilde oluyor. 17. Aşağıdaki müfret cemi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Yine bir kelimenin cemisine çalışmış olmanız gerekiyor. Çalışmadıysanız bilemezsiniz. Bunun bir püf noktası yok yani. Oturup müfret cemi çalışması yapmalısınız. 18 cümlelerden hangisi doğrudur denilmiş. Eyyuhel evladü kelime yani eyyuhadan sonra ne gelmeli? Merfu gelmelidir. Evladü a'da merfu. Başka D şıkkında merfu. E şıkkında merfu. Olay bitti mi? Bitmedi. Evlat ne tür bir kelime? Veledün, veledani, evlat. Cemidir yani. Cemi mükesserdir. Madem cemidir, ardından men geldi. Menden sonra e'leme fiili, daha sonra bir zamir var ki o zamir cemi ve müzekker olmalı. Yani cemiye uyumlu olması gerekir. Nerede var o? A şıkkın. Evlad cemi ya. Men e'leme küm. Küm da cemi zamirdir. Oraya raci olmasında problem yok yani. Uygun. Hocam B şıkkında da men e'leme küm var. Bu da gider. Ama evlad de burası. Merfu değil. C şıkkında zaten küm zamiri değil. Künne yani müennes zamir. D şıkkında küma yani tesniye zamir ki evlat tesniye değil ki cemidir. E şıkkında ke kullanılmış bu da müfret zamir. Evlat cemidir. Müfret cemi uyumsuz olur. 19. soru. Ben senin çok unutkan olduğunu biliyorum. Burada esasen enne inne sorusu sorulmuş olsa gerek diye düşündüm. Şöyle bir bakıyorum. İlgisi var mı? Tahmin sadece. Ene ben alemi biliyorum. Neyi? Enneke sen. Tensa kesiren. Çok unutursun. Çok unutkansın. B şıkkı. B şıkkı uygun değildir işte. Mesela burada.
tensel ne olur ki bu cemidir. C şıkkında tensa var. Ama ahyanen bazen demek. Kesiran çoğunlukla. En a'lem ennehu o diyor. Dikkat edin sen değil. O. K nedir? Sen demektir. Ene ben alimtu bildim. Biliyorum değil yani. Yor manası almaz burası. Çünkü alimtu nedir? Mazi fiil yani geçmiş zaman fiilidir. Bildim diye çeviride yer alsaydı E şıkkı doğruydu. Ama biliyorum yor kullanmış. Yor şimdiki zamandır. Şimdiki zamanı muzari fiil ile ifade etmekteyiz. Bu yüzden e'lemu'yu tercih etmek değil, zorunlu olarak kullanmanız beklenmeli. Böylece bu soruları da bitirmiş.